Sığınan bölgeyle ilgili. Yani Amerika'da bu işler böyle oluyor. Hani orada onu böyle örtüştürüyorsun, meç ediyorsun. Kimin dişi olduğu ortaya çıkar en azından. Ya öncelikle bir defa Sayın Vekile geçmiş olsun diyelim. Biz bunu şaka şey değil ya. Yani bir daha protesto yaptırmadığım iş. Diş kalıbı alınır. Sonuçta bence meclise, bence bu önergesini versin AK Parti. Sayın Muhammed Baltan'ın... Eğer bir ısırma olayı varsa bence tüm vekillerin diş kalıpları alınmalı. Değil mi? Yani çünkü olay delile ihtiyaç var. Sayın Muhammed Baltan'ın bacağından ısırıldığı, kürsüden duyurulduğu anda Devlet Bahçeli'yi görelim. Görelim, tamam. Sayın Muhammed Baltan'ın bacağından ısırıldığını öğrendiği anda Devlet Bahçeli... bir karemiz daha. Ömrüne bereket. Ömrüne bereket. Devlet Bahçeli'nin... Ama bu kadar büyük gerginlikler içerisinde bu karelerin yaşanması da hoş değil mi? Muazzam. Bir defa, bir dakika, baştan söyleyeyim. Muazzam. Biz Sayın Vekil'e bir daha söyleyeyim. Geçmiş olsun. Geçmiş yani olsun. Hakikaten sıkıntılı bir durum ve gerçekten bir diş izi veyahut da bir dişleme varsa orada, bir ısırma olayı varsa orada, insan ağzı, gerçekten şaka yapmıyorum. Güneş soruyor. Çok fazla yoğun bakteri arındırır. O yüzden aşılanması önemliydi. Geçmiş olsun dileyelim. Güneş soruyor. Abi bir dakika, tövbe dakika, şaka yapmıyorum. Ciddi, çok önemli. İşte ben insanın ısırığı çok tehlikelidir. Zor tutuyorum zaten kendimi. Tutma kendini kardeşim. Yani bu bir haber değeri yok mudur bunun? Şimdi vekilin bir vekili ısırması haber değeri vardır. CHP'li vekili, AK Partili vekili ısırması haber değildir. Of. O cümleyi tekrar et bakayım. Tövbe estağfurullah demeden bir daha söyle bakayım. CHP'linin bir CHP'li vekilin. Kim? Sen öyle demedin mi? Hayır. Bir CHP'li vekil, öyle dedin. Öyle dedin. Bir CHP'li vekilin başka vekili ısırması haber değildir dedin. Normal midir ısırmak kardeşim? Hayır, yani ben biz direneceğiz, ısıracağız, öyle dalacağız falan derken bunu mu kastetmiş? Şu nedir bu güdümlü saksı? Şuna yaklaşsana bir dakika. O, gel o, gel. Şunu gör. Ama bak o saksıyı beraber bak. Güdümlü saksı. Ya ben bu kadar havada saksı var ya. Türkiye'de gündem bu kadar ciddiyken bu ne hale geldik biz ya? Havada saksı var patron. Bir dakika. Havada saksı, güdümlü saksı. Tövbe estağfurullah. Bence izleyicilerimiz de buna şey yapmasınlar. Yanlış anlaş. Şu şey var mı? Sözcü var mı sende? Kendimi tutamıyorum ya. Güdümlü saksıyı sözcüden göreceğiz. Güneşteki bu zeka. Arkadaş buradan selam olsun. Var mı, buldun mu? Sayın Turgay Güler'e. Olmaz mı? Sende yoktur ki sözcü. Olur mu? Ben aşağıdan çeden aldım. Yandaki sokaktan aldım. Tur atmış, bize geldi en son. Bende yok vallahi. Biliyorsun, iki telliye bir tane sözcü kullanıyoruz ya, iki telliye. Şimdi bende var bak. Atatürk çiçeğini böyle fırlattılar diyorsunuz. Bir dakika. Şimdi, Turgay Güler'in kim ısırdı manşetini iyi okumadın, tamam mı? Arkasından saksı fırlatmasına güdümlü saksı demiş. Değil mi? Güdümlü saksı. Tamam. Turgay Güler, bak bir şey söyleyeceğim. Gazetecilikte Turgay Güler zekası diye bir şey var. Bir dakika, yalnız o saksıyı fırlatan kim? Onu biliyordun mu? Onu göremiyoruz. Biz saksıyı tamam. Havada yakalıyoruz sadece. Şimdi o saksının fırlatılmış olması, yani ki Turgay Güler'in güneşte bu güdümlü saksı manşeti yapıp çok zorlandık. Bugün çok zorlandık ya. Tövbe estağfurullah. Neyse. Bak buraya yani, da şey, 32 dişin izi çıktı demiş. Yani sen dediğin hikayeyi... ağlanacak halimize, biliyor musun? Sen dediğin hikayeyi burada görüyoruz bu arada. 32 dişin izi çıktı diyor. Bence ön dişlerin, yani en azından köpek dişlerine kadar ki bölüm. Daha sadece. Yani kesici dişler. Çiğneyen arkadaki azılar değil bence. Dört da sadece önden kalıp alınsa, yani ön dişlerin üst ve altlar kalıp alınsa ısıran bulunur. Samimi söylüyorum, bu şaka yapmıyorum. Bence yarın getirsinler. Neyse ama şey değilmiş. Eren Erdem değilmiş. Eren Erdem burada fotoğrafını görürüz ama Eren Erdem zaten diş yapısından belli. Öyle küçük sıramaz o. Çünkü daha geniş. Bu şey Türk ağız yapısına sahip bir şey galiba. Evet, Eren Erdem. Evet, bence de. Niye sen sözcü inan. Şimdi bak, sözcüye şimdi şunu istersen göster ve okut. Ver. Tamam. Ay. Gel, yaklaş. Güdümlü saksıyı sözcü daha detaylı görmüş. Daha yaklaş. Hı. Çok daha yaklaş. En daha yaklaş. Bak bakalım ne var burada. Güdümlü saksı. Atatürk çiçeğini böyle fırlattılar. O saksı öyle böyle saksı değil. Hikmet Genç. O altta yazıyor yalnız. Neymiş oldu saksılar? Atatürk çiçeği bu. Atatürk çiçeği. Öyle senin bildiğin menekşeye, karanfile benzemez bu. Bu Atatürk çiçeği. Sen onu ya öyle arkadaş, havalarda uçuramazsın. Bu sözcü. Bak ya, adamların ensesinden yakalıyorlar. Atatürk çiçeği bu. Bak bir dakika. Sen kim oluyorsun Atatürk çiçeği atıyorsun? Gırtlaklarını sıkıyorlar. Göstermeye devam etsen onu. Gırtlaklarını sıkıyorlar.
ensesinden yakalıyorlar. Tekme atan var, yumruk sallayan var. Burnu kırıldı, kırıldı. AK Partili vekili. Ama Atatürk için ısırılan var. Ya bunlar diyor ki ısırılıyor. Bilmem şey söyleyemiyor tabii. Ya. Bir de bunun üzerine Sözcü'nün en büyük derdi. Arkadaş Atatürk şeyi dahi saygısızlığa ya kürsü kırılmış ya. Bir şey söylüyor. Ama Atatürk şeyi bu ya. Ama Atatürk şeyi bu. Nedir bu Atatürk'ü anlamadım ki. Ne demek nedir? Sen şimdi yanlışlıkla bir Atatürk çiçeğinin vaktinde suyunu ya verme, içinde solmasına sebep ol. İçinde az buçuk bir Atatürkçü sevgi yaşayan bir insanı bile soğuturlar mı insanlar? Atatürk çiçeği fırlatıldı ne ya? Atatürk çiçeği ne ya? Atatürk çiçeği. Ya anlamadım. Ne onun özelliğiymiş abi oraya 1923'te mi dikilmiş? Ne olmuş o çiçek? O şey mi? Bonsai ağaçları vardı. Öyle miydi? Yanlış bir ismi karıştırdım ya. Öyle bir ağaç vardı ya. Vardı da bu o değil. Bu Atatürk çiçeği bu. Hayır, Atatürk çiçeği. Eskiden kalma mı? Tarihi değeri mi var? Anlamadım. Neyin çiçeği? Anlamadım ki Atatürk. Kim? İsim mi vermişler öyle? Vermişler. Ya tamamdır yani. Arkadaş. Bak orada güneş yazmış. Adam saksıyı fırlatmış. Sözcünün şey hassasiyeti şu. Yani ısırılmak olabilir. Tekmeyi yiyebilirsin. Burnun kırılabilir de. Arkadaş saksıyı niye fırlatıyorsun? İsminden üzere. Kutsal. Yani. Atatürk çiçeği. Ben bu kafayı anlamıyorum Ersoy ya. Ya bunu anlamak çok zor. Sayden mi? Saksı havada uçtu. Bir de sallayan mesela enteresan yumruklar kesmedi. Saksılar, sandalyeler, sehpalar havada uçtu. Arkadaş kim uçurdu, kim yapıyordu? Bir de öyle fotoğraflar veriyorlar ki mesela özellikle. Yani Sözcü tabii az buçuk da olsa her ne kadar. Bunlar Yılmaz Özil dinlemiyorlar arkadaş. Bak Yılmaz Özil dinleyeli bu CHP'liydi. CHP'liler de buna oy verenler kas kafalıdır dedi değil mi? Kas kafalı dedi adam. Şimdi bir kısmı bidon kafalı. Kas kafalı artık normal kafalı başka insan. Başka bir şey daha söylüyor orada. Öyle yazmıştı dünkü yazısında. Dünya güzeli Kars kazını tenzih ederim yazmış. Tenzih tabii. Kars kazını tenzih ederim. Onun bir kıymet harbiyesi var. Yani kaz da olsa bir kazın kafası ve onun yapısı kutsal bir şey. Yani yemek yiyorsun. Kürsüyü yıkanlar neymiş? Bunu da akşamdan öğreniyoruz. Bu şey daha çok su kaldırır. Hani ne derler bu pilav mı diyorlar. Daha çok su kaldırır. Evet. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Talimatı veriyor. Nereden aldıysa o talimatı. Aldığı o talimatı veriyor. Ondan sonra tablo bu. Ne demişti? Pazartesi günü sonra bizi izleyin demişti. Televizyonunuzu açın bizi izleyin demişti. Kılıçdaroğlu bak Murat Kerkitlioğlu bir başyazı koymuş aynı zamanda bu habere ek olarak. Kılıçdaroğlu kürsü yıkın talimatı verdi diye. Hem şurada Kerkitlioğlu'nun yazısını da okumak lazım. CHP imamları kürsüyü yıktı. Bu bir talimat. Talimatın muhtevası ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni itibarsızlaştırın. Milletvekillerine itibar suikastı yapın. Onları küçük düşürün. Onları Cumhurbaşkanı şimdi, seçemez, şimdi, anayasa değiştiremez, yasa yapamaz. Şimdi, ne işe yaramaz adamlar gibi. Sonra görev çıksın orduya. Tamam, şimdi yorumlayabiliriz artık. Buyurun abi. Isırığı gördük. Bilmem işte diş izleri. Güdümlü saksıyla gördük. Evet. Diş mihrakları gördük. Malzemeyi. Malzeme bu. Malzeme bu. Şimdi Ersoy. İsmail YK'ya sonra geleceğiz. Tamam. İsmail bir şey soracağım Ersoy. Ya bu şimdi şu anda bir yoruma muhtaç durumdayız. Yani şimdi en sonunda bu şeyden sonra kudurdular demiş. Kudurdular diyor Star Gazetesi. Evet hakikaten bir kudurma var. Doğru. Hepsine katılıyorum. Şimdi böyle yaptığın zaman ne oluyor Ersoy? Bak şimdi. Anayasayı değiştirmeyiz. Bu anayasa darbe anayasası. Türkiye'ye uygun değil. Hepsini anlıyoruz. Peki bu anayasa değiştirmeyeceğin, değiştirmesi teklif dahi edemeyeceğin şu anayasanın içerisinde bir kanun var. Bu adam bu anayasaya göre 330'u yakalarsan millete götür diyor. Millet. Yani millet al diyor. Sen de yakalarsan bunu ben diyor sana bunu hakkı tanıyorum diyor. Şimdi CHP'nin yaptığını anlamak yani normal şartlar altında bir rasyonel bir politikada hiçbir yere bulamıyorum tabii yani şeyi bulamıyorum rasyonel politikada ısırmak, saksı atmak, kafa atmak, ensen yakalamak, gırtlak sıkmak, işte çift dalmak, burgu hareketi falan filan bunları bilmiyoruz politikada. Ha biz dal geçerdik hani Vietnam'da, Kamboçya'da vekiller birbirine girdi ama belki onlarda da ısıran yoktu. Yani ısırma hareketi orada da yoktu. Hala emin değiliz ne kadar kim bilirsin. Ama şu var. O politik eleştirinin içine olmuyor yani. Tamam olsun araya koyalım onu. Çünkü hissetsinler. Ne yapmak istediğini hissedeceksin. Şimdi diyor ki pazartesi itibaren talimat verdik. Veriyoruz ve bizi izleyin. Ersoy böyle yapınca neyi durdurmuş oluyorsun? Mesela kürsüyü kırarak. Değil mi? Barikat kurarak. Baraj kuruyorsun kürsüye gelmesinler diye. Millet iradesine işte operasyon yapıyorsun. Korkup da millet oyunu mu değiştirecekti? Ya. Neyi durduruyorsun? Onu mu murad ettiler acaba? Hayır meclis içerisinde neyi durdurabilirsin ki böyle bu şekilde? En fazla iki defa üç tane daha ısırık yaparsın. Biraz da baldırdan üst taraftan. Birkaç daha ense sıkarsın. Birkaç gırtlak. Üç tane daha kafa patlar. Ama sonra ne olacak? Neyin savaşını veriyorsun ya? Çok saçma değil mi sence? Bana bu açıkta. Hayır sen açıkta pardon. CHP'ye sormuyorum. Sence mesela düşün. Abi durdur direneceğiz dedik. Yani meclis dediğin şey şöyle bir şey.
oy verip el kaldırıp halk adına karar vermek. Kafa çalıştırıyorsun, değil mi? Şu hareketi bunu anlamadım. Yani oy veriyorsun. Vermektir hareketi o. Düşünüyorsun, karar veriyorsun. Arkadaşlar milletin hayrına budur diye diyorsun ki hayır, evet, hayır, evet, çekimser. Bana bunu bu kadar, bu meclis, değil mi? Peki, saldırın, barikat kurun, baraj kurun, atlayın, ısırın, parçalayın, dövün, direnin, saksı, kutsal saksıyı fırlatın, güdümlü falan. Atatürk şey hocam, bir şey söyleyeceğim. Tamam. Dikkatli konuşalım. Çok aslında ben böyle hareketli anlattım ama çok ciddi soruyorum abi. Mecliste ben sana bu desem ki, arkadaşlar biz muhalefetimizi fiziksel saldırılar halinde böyle zincirleme bir şekilde muhabirat bölüğü sağ ve sol kanatlardan saldırı, şaka değil, ön arkadan gizli çekim. Muhabirat değildir o, muharebedir o. Muharebe muhabiratsız olmaz. Haberleşme olmadı değil mi? Ya, onu da öyle kıvırırız diyorsun. Kıvırırız. Arka taraftan ön tarafa kürsüyü atlayıp kürsüyü sarsma ve indirme hareketi ve salto hareketlerini. Böyle bir talimat aldığını kabul et. Ne düşünürsün? Yani nasıl bir şey beklersin sonunda? Ha, en sonunda AK Partiler. Abi, aman Allah'ım. Bana bir tek şeyin cevabını soruyorum ver. Soruyorum. Ben sana sordum. Hayır, ben bana bir tek şeyin cevabını ver. O zaten içinde çıkacak. 12 Eylül kanlı faşist askeri darbesi için pek çok şey yazıldı, çizildi, evet, söyledi. Şundan oldu, bundan oldu, bundan oldu, şundan oldu. Bir sürü şey. Şimdi de mesela şimdi otursak sabaha kadar bir sürü sebep sayarız, doğru mu? Evet. Ana nedeni neydi? Bu memleket Cumhurbaşkanı seçemiyor dedirtmekti. Tabii. Ana nedeni siyasetin tükendiğini. Ana nedeni millet iradesinin tecelli etmediğiydi. Şimdi evet, bunlar 28 Şubat'ta da aynını yaptılar. 28 Şubat'ta hatırla Hikmet abi. Evet. Şu şeyler, Doğan Grubu gazeteleri. Tamam, biliyoruz onun kim olduğunu. En güvenilir kurum anketi yapıyorlardı. Sence ordu. Tesadüf müydü ordunun çıkması? Evet. Her seferinde. Hadi aslında ordu. Sebebi o. Şimdi evet, onlar bu hale getirmeye çalışıyor. Tamam. Bacakların ısırıldığı, tamam, Atatürk çiçeğinin havalarda uçuştuğu falan, tamam, filan. Bu şimdi nedir, amaç ne oldu? Bana söyle abi bir daha. Daha net siyaseti itibarsızlaştırarak ne oluyor? Başka bu güçleri göreve davet edecekler abicim. Yani sen şimdi CHP'lisin. Sana böyle talimat verdim. Ben de Kılıçdaroğlu oluyorum. CHP'li diye bakma, hayır, meseleye. Hayır, bir dakika. Meseleye CHP zihniyeti olarak bak. Ne düşünmüş olabilirsin? Bir siyasi parti rozeti gibi görme. CHP bir zihniyettir. Türkiye'nin zararına, Türkiye'nin karşısında hangi güç yok varsa artık, onun müttefikidir CHP. O kadar, yok artık. Hep öyle olmuştur. Hep öyle oldu. Yani bunu mi düşünüyorsun hakikaten? Ben böyle düşünüyorum. Geçmişteki deneyimlerim bana hep böyle söylüyor. Ciddi yani mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum. Katılıyorum. Bence de öyle. Kim? Çünkü başka açıklaması başka, yok. Başka izahı yok başka yani. Başka açıklaması olsa, yani, bak ben bunu niye bunu söylemeni istedim biliyor musun? Vallahi samimiyetle, yeminle söylüyorum bak. Başka açıklama bulamıyorum. Yok. Yani çok fazla direnirsek ve gırtlak sıkarsak AK Partiler korkup bu işi yapmazlar diye bir değil şey yok herhalde yani. Bu kadar salak olamazlar. Salaklığın dereceleri vardır. Bu kadar da gerizekalılık olmaz. Peki o zaman bir manzara ortaya koyalım. Türkiye'de savaş varmış gibi olsun. Sokaklar hareketlenir belki. Ben saksı atarsam... İç savaş, kaos değil mi? Ben saksı, bir elinde saksı var burada ama dışarıdaki molotof atar. Peki yani... Eğer bunu planlıyorsan... CHP'liler kendilerini... Bunu planlıyorsan muhalefet partisi değil. Bu memlekete ihanet eden bir partisin. Demek ki öyle. CHP'liler kendilerini nasıl tanımlıyorlar biliyor musun? Nasıl? CHP'liler kendisinin nasıl tanımlanmasını en demokrat istiyorlar. Ya da nasıl tanımlanmamasını istiyorlar. Şu Baykal'ın oldurmasın olmasın videosu onu, var mı? Onu sonra vereceğiz. Vardır muhakkak bizim gelirlerde. Ben buradan sesleneyim. Varsa çok çok az vaktimiz kaldı. Programın son 10 saniyesi onu versin. Oldurmasın olmasın. Önce şu şeyleri duymak istiyorum sadece.